Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, dördüncü sınıf öğrencisiyim. Ankara'da okuyorum çünkü Eskişehir'de barınamıyorum. Eylül ayında ilk olarak sokağa çıkıp bir eylem gerçekleştirdik Barınamıyoruz hareketi olarak arkadaşlarımızla. Artan kira fiyatlarından, yurt zamlarından, insanların yurtlarda yer bulamamasından ötürü kalacak yeri yok kimsenin. Birçok arkadaşımız yani kalanların da evet belki evi olanlar falan da vardı o bu hareketin içinde ama işte 5 kişi 7 kişi böyle üst üste çok kötü şartlarda yaşadıkları evler vardı. Kimse ev bulamıyordu zaten. Hiç kimse yurtlarda yer bulamıyordu. Ve e, yani hiç kimsenin barınamadığı bir e, ortam vardı evli ayından bu yana ve bu giderek katlanarak arttı bu e, sorun. Krizin faturasını öğrencilere kesmeye çalışan bir iktidar var çünkü karşımızda. Ee, hiçbir şey yönetemeyen ve biz sesimizi çıkardığımız zaman, yani biz barınamıyoruz, geçinemiyoruz, biz buradayız, bizi görün artık dediğimiz zaman e, polisle, mahkemeyle bizi durdurmaya çalışan, sesimizi bastırmaya çalışan bir iktidar var karşımızda. Bu e, yeni KYK zamlarının da yine krizin faturasını bize kesmeye çalışan, yönetemeyen iktidarın sorumluluğunu da görüyoruz biz. Ee, yani 450 lira olan bir KYK yurdunu ne kadar 860. 800 e, 800 küsür fiyata çıkarıyor. Bu demek ola ki yoksul çocuklar artık okuyamayacak. Yani kimse bu 850 lira KYK bursu veriyorsun. KYK yurdunun fiyatı onunla aynı oluyor zaten. Yani kim ödeyecek? Başka neyle geçinecek bu çocuklar? Bunun cevabı yok. Ee, yani bu artık şu demek oluyor yoksul çocuklara siz okumayın kalın evinizde oturun evinizde okumayın okul okumayın eğitim hakkınızı da gasp edeceğiz biz sizin barınma hakkınızı da gasp edeceğiz bu bu demek bu açıkça bir saldırı demek hali hazırda insanların yavaş yavaş yurtlardan yani kay kalmaktan vazgeçmesine sebep oluyor. Daha kötü şartlarda ki zaten kira fiyatları almış başını gidiyor. Her ne kadar bunu engellemeye çalışsalar, kota vesaire koymaya çalışsalar da ev yok, kimse ev bulamıyor. Yani bu çoğu pek çok insanın eğitimden geri kalmasına sebep olacak. Yani pandemi başında mesela pek çok çocuk işte internet bulamadığı için, vasıtı vasıta bulamadığı için nasıl eğitim hakkında eğitim devam edemediyse Bunlar da yine aynı şekilde çocukların çok büyük bir kısmının, özellikle yoksul çocukların okula devam edememesine, eğitime devam edememesine sebep olacak. Yani ben şahsi kendim düşünüyorum gelecek sene ne yapacağım? Gelecek sene e, kalabilecek miyim? Yani şu an okula online devam ediyorum mesela ama gelecek sene de böyle yapabilecek miyim? Ben eğitimime nasıl devam edeceğim? Bunların hepsini düşünüyorum. Ben bu politikanın sonucu bu. Yani e, iktidarın yapmaya çalıştığı şey bu. Çocukları buralardan uzaklaştırıp tarikat yurtlarına, cemaat yurtlarına mahkum etmek. Bir arkadaşımız intihar etti bu cemaat yurtlarında tarikat baskılarından ötürü. Başka bir Antalya'da başka bir yurtta bir arkadaşımızın kafası kesilerek öldürüldü. Vahşi bir şekilde katledildi. Denetimsiz, bakımsız, çocukları ne ödüğü belirsiz insanları eline teslim etmek yani bu şeyin amacı. Kayka yurtlarını yaşanabilir hale getirmeyen, ödenebilir hale getirmeyen böyle... Yani çok basit bir şey yapmaları gereken bir öğrenciye gittiği şehirde yaşayabileceği bir alan tesis etmek bu bu kadar zor değil ama yapmıyorlar yani ilginç bir şekilde yapmıyorlar bunu. Cemaat yurtlarına mahkum olacaksın, tarikat yurtlarına mahkum olacaksın ya da bir evde 6-7 kişi üst üste falan yaşayacaksın, başka türlü yaşayamıyorsun. Barınama, geçineme, sana öl diyor yani eğer itiraz edersen de senin bursunu keseriz. Soruşturma açarız diyor. Evet her şeyden önce daha ucuz oluyor. Bir de çocukların aileleriyle de yani ailelerinin de işte ...gönlü rahat diyelim bir şekilde emanet edebileceği yerler olarak görüyor. Yani bir aile baskısı, üstüne cemaat baskısı, üstüne mahalle baskısı yaratılmaya çalışılıyor bu çocuklarda. Ve el mahkum teslim oluyorlar bir şekilde. Çünkü yani malum bunlara sesini çıkarıyor da ailesine itiraz edemeyen çocuklar bunlara mahkum kalıyorlar. Enes'in başına gelen şey de buydu. Yani ailesinin eliyle teslim edilmişti bu cemaat yurduna. Ve orada bir bunalım geçirip intihar etti çocuk ve... Bunun çözümü çok basitti. Yani Enes buna mahkum olmayabilirdi. Enes intihar etmeyebilirdi. Ama edildi bir şekilde. Devlet eliyle, aile eliyle, cemaat eliyle bu çocuk intihara sürüklendi. Yani şimdi bunun çok örneği var. Başka ülkelerde, başka başka yerlerde... Yani çok basit bir şekilde devlet öğrencilerine yurt imkanı sağlayabiliyor. Böyle içinde gayet rahat yaşayabileceği, yemek yiyebileceği, ders çalışabileceği, alan yaratabileceği bir sürü devlet yurtları açabiliyor. Devletin buna parası da var, imkanı da var. Devlet çocuklarına bu imkanı yaratabilir, bu eziyeti çektirtmeyebilir ve KYK yurtlarını daha ucuz, daha yaşanılabilir yerler haline getirebilir. Ama getirmiyor. Yani Enes tabii ki eğer KYK yurtları daha yaşanabilir yerler olsaydı tabii ki oraya gidecek Ya da o diğer çocuklar. Yani mesela Antalya'da bir yurtta üç öğrenci ardarda arda intihar etti tek bir ay içinde. Yurdun internetler. Buralar daha yaşanabilir yerler olsaydı. Buralar daha denetimli yerler olsaydı. Tabii ki insanlar buralara yönetecekti. Yani daha ucuz bir yer, daha e, imkanları güzel bir yer olsaydı çocuklar burada kalmayı seçecekti. Öğrenciler buralarda kalmayı, buralarda e, barınmayı tercih edeceklerdi. İmkanı sağlamıyor. Yani yani tekrar tekrar aynı şeylerin üstüne konuşuyorum gibi olacak ama yani çok basit bir şey gerçekten bizim istediğimiz şey. Yaşayabilmek, barınabilmek, okurken böyle insan gibi yaşayabilmek. Yani bizim bugün dışarı çıkıp bir çay içerken, bir kahve içerken ya ben bunu ödüyorum ama yarın ne olacak, yarın ben yemek yiyebilecek miyim diye düşünmeden uyuduğumuz eve gidip, yani evimiz varsa tabii bir yere gittiğimiz zaman ertesi günün ne yapacağız diye düşünmeden iş bul yani hem okuyup hem çalışmadan buna ihtiyaç duymadan rahat rahat eğitim hakkımızı kullanabilmek, barınma hakkımızı kullanabilmek bizim istediğimiz şey devletin buna imkanı da var, parası da var. İstese çok rahat bir şekilde yapar bunları. Milyonlarca lira nelere, nerelere akıyor? Kimlerin kimlerin vergi borçları affediliyorken bu çocukları hem işte KYK borçluluğuyla hem yurtlara faiz zamlarla süründürmek yani çok açık bir saldırı ve biz bu saldırıyı e, kabul etmeyeceğimizi de belirteyim.